Ne bekliyorsunuz? Devam edin. Bu gelen kim? Önemli biri mi? Önemli tabii, milletvekili. Ana, ben hiç milletvekili görmemiştim. Göremezsin ki abi, adamların milletin içine girdiği mi var? Ne yapıyorsun lan? Onun dokunulmazlığı var. Asıl sen ne yapıyorsun İzlemir? Senin sigortan bile yok. İyi misiniz efendim? İyiyim, iyiyim. Sana demedim lan, başkana dedim. Beni niye almadı lan bu? Sen niye alsın ki abi? Başkanım iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Ne oluyor lan? Ne olacak şimdi? İşe gideceğiz abi. Geç kalırsak patron bizi kapı dışarı eder. Ne işi lan, ne diyorsun sen? Abi kafayı mı yedin? İnşaatta ameleyiz ya biz. Lan benim meclis binasına gitmem lazım. Çıldırdım abi. Senin meclis binasında ne işin var? Konuşmam vardı bugün mecliste. Bırak artık şakayı abi. Korkmaya başladım. Otel için boya ayarladık başkanım. İyi de burada ağaçlar var. Başkanım, bundan önce yaptığın otelin hastasında da ağaçlar vardı. Ne yapmıştık o zaman? Ne mi yaptık? Her zaman olduğu gibi yakmıştık. Vay caneler. Otel inşaatını derhal iptal edin. Ama başkanım. Aması maması yok. O kadar para verdik bu ihaleye. Kafayı mı yedi bu? Vay anasını, bir kebap 80 lira mı esnaf lokantasında? O ne lan? Bir kebap 9 TL mi meclis lokantasında? Maaşlar yatmış izledin mi? Yok artık. 5500 lirayla ben bir ay nasıl geçineceğim? Çüş. 50.000 TL maaşı bir ayda ben nasıl bitireceğim? Kadrolu bir iş bulabilsek keşke. Kolay mı abi bu devirde kadrolu bir iş bulmak? Buyurun başkanım. Bu ne? Bunlar kadrolu işe girmek isteyenlerin listesi. Ulan koskoca milletvekiline molos taşıttırmaya utanmıyor mu? Yeter artık abi, bırak artık şu şakayı. Torpille kadrolu işe girmek için yanıma gelenler. İhaleye fesat karıştıranlar, hepinizi tek tek ifşa edeceğim. Bu adam beni bitirecek ya. Patron gel abi. Lan bu bizim Mustafa değil mi? Mustafa! Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle? Lan Kösnük, tanımadın mı beni? Buranın ihalesini torpille sana vermiştim. Başkanım. Bu ne? İhaleden size düşen pay başkanım. Yalnız bu para benim. Sana ne oluyor lan? Rami, gözünü seveyim, bana yardım et. Başkanım, adımı neden biliyorsunuz? Bir de hangi konuda size yardım edeceğim? Nasıl oldu bilmiyorum. Milletvekiliyle bedenlerimiz değişti. He, ondan senin bedenin milletvekili gibi davranıyordu. Lan fazla çekme, sapı elimizde kalacak. Bırak bunu benim. Başkan bırak lan. Arkadaş bırak benim ya. Abi hadi onu anladık. Adam garibanlar gibi yaşamamak için eski bedeni geri istiyor. Senin yediğin önünden yemediğin hakkında. Sen niye eski bedenini istiyorsun? Garibanca yaşamanın da bir şerefi var. Bu adam çok pis işlere bulaşmış. Tekrar eski bedene nasıl döneceksin? Biz çarpıştıktan sonra oldu her şey. Bir daha çarpışırsak düzeliriz belki. Çarpış öyleyse abi. İyi misin dedem mi? İyiyim, iyi. Ana, bu sefer de müteahhitin vücuduna girdi. Harbi mi lan?